Bu daha zararlı, yemin ediyorum daha zararlı. Bu nedir ya? Nesi zararlı? Su buharı bu. Abiciğim, insan ciğerine oksijen dışında bir şeyin girmesi kesinlikle yani. Haksız mıyım? Zafer. Kesinlikle. Zafer. He? Ayrıca bu bir eşya lan. Eşya mı? Yani bu bir aygıt oğlum. Cihaz bu ya. Cihaz, sen bunu taşıma ruhsatı var mı? Bu ne oğlum? Allah aşkına bu nedir ya? Mekanizma bu. Sen bunun bir işe yaraması lazım. Sen bunu emiyorsun sadece. Saçma. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Geldin benim eve, salona girdin. Beni gördün. Sehpayı emiyorum. Aynı o yani. Hiç senin, ben böyle bir şey görmek istemiyorum yani. Sehpayı. Babam biliyor mu? Sigara içtin mi? Yok, senin işte bu eşyalar olan şeyine. Biliyor ya sen. Abi siktirin gidin amına. Aa, senin yanında. Hayır, yanlış. Tıkılmayın canına. Sen koca kafa. Kırın onu. Ettiğin laf ya. Zafer abi sen. Oğlum ettiğin laf ya. Hadi gel hadi yukarı. Yemek hazır hadi. Zafer. Zafer oğlum hadi. Hadi hadi. Yemek hazır hadi. Hadi. Yemek ne? Yemek neydi? Oğlum sen bilmiyor musun lan akşama kadar ne pişirdiğini? Allah. Hangisi abi? Atakan, biz bu patatesleri İbrahim'den mi alıyoruz? Nereden alalım abla? İbrahim'den almayayım bir daha. Oo, ne oldu ki? Ya ekmek gibi patates, müşteri de beğenmiyor. Oy boy döveceğim bir ara da vakti var. Niye onu niye dövüyorsun? Sevmiyorum diyelim. Çocuklar, bugün Merve yengenizin ölümünün 5. seneyi devriyesi. Allah rahmet eylesin. Yarın öbür gün bir lokma dökün de müşteriye dağıtalım. Atakan, atlama bunu. Tamam. Çocuklar, sabah yeni bir iş geldi. Doğum günü partisi gibi bir şey. 6 kişilik, koşturmacası yok. Yarın öğleden sonra saat 4'te. Dosyayı Oktay abinizle anlatsın. Serhan, Zafer, Serbest. Sevil yenge ben. Atakan bizi bir de alacak, direkt mekana geçeceğiz. Ara sıcaklar bizde, servis bizde, ana yemek bizde. İçecekler, tatlı falan onlar bizde değil. 2 tane stand olacak. Sevil yengenizle biz kuzenin başındayız. Zafer'le Serhan serviste. Serbest koordinette. 6 kişi net mi abi? Net net. Önce ara sıcaklar, doğum günü pastası gelecek, mumlar üflenecek. Sonra ana yemek. Bir şey var mı? Ha. Herkes göğsüne isimlik takacak. Bulaşık var mı? Bulaşık, bulaşık hiçbir şey yok. Onlar bizde değil. Yenge ne yapalım benim? Ne yapalım? Şey, doğum günüm partisi. Şey yaparız, 3 çeşit kanepe yaparız. Bir yapmışım ya sana hani böyle parmak sandviç doğum gününe. Ha, o da güzel. Bir de ben bir Rus salatası yaparım. Tamam, köfteye gerek var mı? Köfteye gerek yok ya. Tavuk tamam. Pane var. Pilav var, tamam. Tamam. İyi, daha ne güzel. İlhami. Doğum günü için? Evet. Tüzün Bey? Tüzün Beyler gelecek. Siz buyurun. Evet. Açık büfeyi iki tarafa da hazır edelim. Tüzün Beyler döndükleri zaman belki bir süre istirahat etmek isteyebilirler. O sırada içki servisine başlayalım. Doğum günü pastası saat 7'de kesilir. Akşam yemeğini nasıl yaparız? Belki avdalar avladıkları şeyleri yemek isteyebilir Tüzün Beyler. Av mı? Av mı yapılıyormuş burada? Ne avı ya? Hem onlardan biz pişireceğiz. Yok ya, sizlik bir şey yok. Sizin hazırladıklarınız yenmese de bunun parası ödenecek. Yetişir değil mi? Yetişir, yetişir. Selam, ne yaparsınız? Ya gel şaka yap. Gel otur oturalım ya. Ayıp ayıp. Bak ben size biraz gıcık yapıyorum. Ulan gözüm de görmüyor.
Füzun Bey, dilerseniz servise başlayabiliriz. Hemen başlayalım, hadi. Tınaz Bey, başlayabiliriz. Siz öyle mi oturacaksınız? Siz de o taraftan kalkmayacaksınız değil mi? Yok. Tamam, bak bunun organizasyonu bizim için önemli yani. Bize öyle denmedi yani. Altı kişinin sayı çok, onun da stresi oldu. Tabii bunun organizasyonu olması lazım. Doğum gününüz ne olur kusura bakmayın ama daha iyi hizmet vermemiz lazım. Sen Tüzün Beylere çalışsan serbest. Zafer Serhan, gel gel. Siz o tarafa bakın, yenge. Sen de artık çıkışlara falan bakacaksın. Kapıyı sen tut yani. Artık ben de ne yapayım? Beyefendilere hizmet vereceğim. Tamam mıyız ha? İyi. E hadi başlayalım. Servis kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8. Oğlum bir dur lan. Ya bir kapatın şu müziği ya. Bu ne ya? 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Tövbe estağfurullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kodumun. 11. Kahya yok lan. Oğlum kahya yok. Ne oldu? Olmadı. Niye olmadı? Hedef stabildir, bir de mesafe. Olmuyor işte uzaktan. Yapma artık şunu ya. Bugün varım, yarın yokum. Bilmeyenler olabilir. Elimdeki benim değil. Yarın yokum, bilmeyenler olabilir. Bu nasıl röntgen? Nasıl iş bu? Ya 11 tane adam avdan gelmişler. Tepeden tırnağa silahlı. Ya biz orada geberebilirdik ya. Biz ölebilirdik. Siz bunun farkında mısınız? Bizim orada şeyimizi senediler, postumuzu av evine. Abicim, sana özellikle sordum. 6 kişi net mi dedim, sen de bana net net dedin. Ya tamam, hadi tamam. Tamam, 11 kişi okey. Bu adamlar tutup da şey, karısını, çocuklarını bilmem sülalesiz getirseydi biz ne yapacaktık o zaman? O durumda ben değilim, operasyon stop. Ha stop, yarrağımı stop. Ne diyeceksin genel merkeze? Ne? İnsan karısını, çocuğunu ava mı götürür Allah aşkına? Ben geliyorum sizinle. Ya yenge, ben onu mu diyorum? Ne alakası var? Sen niye kendini bir tutuyorsun adamın karısıyla? Adamın karısı kim ya? Abicim ne olur artık biraz kendimize gelelim ya. Ne yapıyoruz ya biz, ne yapıyoruz? Adamın biri orada çiftesine davrandı. Sevil yengem görmese 3 kişi indirecekti ya. Bu ne abi, bu ne ya? Bu ne saçmalık ya? Bizde istihbarat zaafı olmaz. Hayır. Olmaz. Ya tamam, tamam. Bir durun ya, bir susun ya. Tamam konuşacağız, babama da söyleyeceğim. Bir yeter, bitti, kes. Bu isimlikleri kim yazdı lan? Ben yazdım abi. Bu ne lan? Kendine Bekir yazıp bana ne bok yemeye Tınaz yazıyor. Oğlum Tınaz ne? Tınaz ne Tınaz? Adam adımı sorsa söyleyemeyeceğim. Tırpan diyeceğim, Tarzan diyeceğim, Tarkan diyeceğim. 45 yaşında kadına Maya demişsin ama oğlum. Adam inanır mı buna? Bak, serbest işin taşağındasın. Yaratıcılık tamam, heves tamam ama hep istihbarat zaafı var.
yok başkalarının hatası falan filan. Bu ne ya? Biraz kendimize geleceğiz, daha dinamik olacağız, daha tempolu, uyanık olacağız. Bağda cangar demiş abi. Buyur. Puma yavrusu gibi. Atakan camı seyir.